Birkaç tane önemli konu var. Aslında ben bir 4-5 dakika bir konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar konuşuyoruz. Konuştuğumuz konular marka, ondan sonra hukuk noktasında dönüp dolaşıyor ama DNS'e gelmiyoruz. Dikkatinizi çekerim. Yani alan adı konuşmuyoruz biz arkadaşlar. DNS, beni buraya davet ettiğinde Mustafa Hoca benim konuşmak istediğim birkaç tane önemli konu var. Birincisi DNS'in verilmesi dönemin şeyinde durumunda ODTÜ'nün buradaki tekelini tırnak içinde söylüyorum kaldırmak. Ben şimdi konuşmadan önce bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Zaten şurada bir elin parmakları insanlarız. Yani 90'larda da bu adam biz uğraşıyorduk internette. 2000'ler oldu biz uğraşıyoruz. Ölene kadar da muhtemelen biz uğraşıyor olacağız. Mustafa Hoca da aynı şekilde, Ethem Hoca da aynı şekilde. Ben varım, Gökhan var. Yani hepimiz zaten bu işte uğraşıyoruz. Banu Hanım var. Yani burada hepimizin amacı birbirini kırmak değil, kötü niyet değil, doğru yolu bulmak. Doğru yolu bulurken de şuna dikkat etmek lazım. Biz şimdi mesela detay konuşuyoruz, case'ler konuşuyoruz falan çok güzel ama detaylara ve case'lere çıkmadan önce bir fikirleri konuşalım. Yani biz doğru bir şey yapıyor muyuz ya da doğru bir şey nedir? Bunu konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'nin domain adlarıyla ilgili kararının dünya genel standartlarından ayrışması 90'larda oldu. Nasıl oldu? Biz dedik ki biz şey alırız, evrak alırız. Evrak üzerinden gideriz. İnsanların söylediklerine güvenmeyiz. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık kötü niyetin ne olduğunu tartışır noktaya geldik. Yani iş acayip bir noktaya geldi. DNS konuşmuyoruz, kötü niyet Ama konuşuyoruz. bu DNS... dünyadan çok pardon ayrışmak bir hata olabilir. Ben şunu biliyorum, biz Mark Murdoch firmasının Türkiye ofisiyiz. Ben Amerika'da onlarla bir hafta çalışma imkanı buldum. 80'den fazla ülkede durum bizim gibi. Hani ayrışıyoruz derken bir .com'la bir ülke domainini aynı yere koymak da yanlış olabilir. Şimdi burada mesela şöyle bir sorun var. Bakın siz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki .com'la ülke domainini ayrıştırmak yanlış olabilir. Biz ayrıştık diyorsanız ben doğru mu yanlış mı tartışmıyorum. Bir saniye. Şu eklemeyi yapmak istedim. Şunu atlıyorsunuz. Tamam, çok iyi anlıyorum. Yalnız sizin atladığınız bir şey var. .com'da bir ülke domainidir. .com'da bir ülke domainidir. Hangi ülkenin domainidir? Amerika'da. Dolayısıyla Amerika'nın domaini ise Amerika'yla yani bir ülkeyle diğer ülkeler bu konuda ayrıştılar. 80 ülke diyorsanız o 80 ülke. Ben bilmiyorum, araştırmıyorum, ilgilenmiyorum. Çünkü beni Türkiye ve Amerika ilgilendiriyor. Ama böyle, dünya böyle değil. Bu kadar da basit değil. Ya. Eğer böyle söylerseniz ben şunu düzelttim. Katılmıyorum demiyorum. Böyle söylerseniz sanki bir Türkiye dünyanın disiplininden ayrışmış gibi algılanabilir diye bekleme yapıyorum. Tamam. Ben ama şunu söylemeye çalışıyorum. Benim açımdan bakıldığı zaman bir tane Amerika'nın bir sistemi vardır. Bana sorarsanız doğru sistemdir. Bir de Türkiye'nin sistemi vardır. Ben hani Türkiye'nin sisteminde kaç ülke var, Amerika'nın sisteminde kaç ülke var falan ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren şu, ben şunu bilirim. İki tane sistem var, bir tanesi doğru. Bir tanesinin doğru olduğuna inanıyorum. Neden doğru olduğuna inandığımı söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şunu atlıyoruz arkadaşlar. Bizim amacımız markayı korumak falan değil. Yani bizim amacımız burada bir alan adı pazarı oluşturabilmek. Ve şu anda alan adı pazarı oluşmuş mu? Hayır, oluşmamış. Ortada bir pazar mazar yok. Ha, benim açımdan bakarsanız dezavantaj var mı? Hayır, yok. Atufinaldo.com.tr'yi geçenlerde bağlandım, aldım. Ama Atufinaldo.com'u birisi aldı. Ve onunla uğraşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani daha doğrusu uğraşmaktan vazgeçtim. Aldı artık. Atufinaldo.com bir tane ilaç firması, yurt dışında bir ilaç firması trafiğinden dolayı Atufinaldo.com'u birinci yıldan sonra onlar aldılar ve kullanıyorlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu noktadan bakıldığı zaman Atufinaldo.com.tr tarafında ben kendimi iyi hissediyorum. Yani nasıl olsa ben almasam alınmıyor, alınamayacak yani. Böyle bir rahatım var. Ama bu rahat, benim rahatım toplamda Türkiye pazarına ne kadar etki ediyor? Bir. İkincisi, bizim cari açığımızı kapatıyor mu ya da cari açık noktasında bize yardımcı oluyor mu? Ekonomimize yardımcı oluyor mu? İki. Yani bunları da değerlendirmek lazım. Şu anda bana sorarsanız ben Türkiye'de çalışan birçok firma için Türk domaini almasını tavsiye ediyorum. Şu anda büyük şeylerden, holdinglerden birine yeni bir televizyonu kuruluyor ve televizyonla ilgili domain adı aldık. Toplantı sırasında belli oldu domain adını, 15 tane farklı şeyini, versiyonunu anında kontrol edip 15 tane versiyonunu şıkırt diye aldım. ODTÜ tarafında kafam rahat, nasıl olsa kimse alamaz. Yani işte ben patentini bilmem nesini halledeceğim, ondan sonra komitere için başvurumu yapacağım. Bu tarafından bakıldığı zaman evet, ne güzel. Ama bana sorarsanız
Ben isterdim ki Com.tr'yi de aynı şekilde hızlı bir şekilde alayım ve insanları Com.tr'ye yönlendirebileyim. Ne noktasına geldik? İnsanlar artık ya benim Com olsun diyor. Halbuki biliyorsunuz ki Com aslında Amerika'da bir şirket, Amerika'da ticari bir şirket demek. Doğru mu? Yani commercial'ın kısaltması. Şimdi yani sonuçta net networking kısaltılması ve yanında netin yanında bir şey yoksa Amerika'daki bir network demek. Nokta eğer radyo frekansları biri Ermenistan öbürü federal mikrofonu adı ama internette biri AM dalga radyoların diğer FM dalga radyoların web siteleri yayınladıkları ortamda. Şimdi bunlar şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela TV'ler aynı şekilde tabii. TC'leri Türkler çok kullanıyor. Turkcell, Koykos adalarının. İşte TC domainini ilk ve en çok kullanan şirket biz. Şunu söyleyeyim yani bu tablo domainlerde sadece bir Edu kaldı yönetilen hala özellikle. Yani kafanı böyle Edu alamıyorsunuz. Yani Banu yanımda, Ethem hocam burada 3 yıldır ne kadar kafalar etini yemişimdir. Ne olur bir yöntem bulun da belgesiz dağıtın diye. Ben katılıyorum. Ama tek bir taraftan bakmamak lazım. Yani bunun artılarını düşünürken yaratabildiği sıkıntıları vesaireleri birlikte değerlendirip bir sistem yaratmak lazım. Şu anda atılan bir adım aslında. Bu adımın nasıl daha sağlıklı olacağını konuşmak için. Ya bakın ama şöyle bir sorun var. Biz 5. adımı atıyoruz. Artık adım ata ata gidecek yol kalmadı. Şimdi bakın hani ben anlatırken mümkün olduğu kadar hani hepimizin yararına olacak şekilde anlatmaya çalışıyorum ama şöyle de bir gerçekçilik var. Yani gittikçe detayların içinde sıkışmış, ortaya hiçbir şey çıkmamış. Şimdi bakın böyle şey olmaz. Yani böyle bir şey yönetilemez. Büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bir ülkenin domain işinden bahsediyoruz. Bir ülkenin domain işi case'lere sıkıştırılamaz. Kusura bakmayın. Bir fikre sıkıştırılır. Fikrin içinden konuşulur. Exception olarak ayrıca konuşulur. Peki fikir.com Amerikan uygulaması doğrudur. Bizimki yanlıştır. Biz onu uygulayalım mıdır? Beni anladın mı? Şimdi bakın. Ben Atilla Hoca'yla 97 senesinde telefonla ilk görüşmelerimizden birinde telefonu birbirimizin suratına kapattık. İlk kavgalarımızdı. İlk kavgalarımızdı. Tabii yani ilk görüşme kavramı orada tırnak içinde tamamı kavga üzerine kurulu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Dedi ki Atilla Hoca, dedi ki IP işi dedi, sıkıntıya girecek dedi. IP'ler yetmeyecek dedi dünyaya dedi. 17 sene geçti ve bitti yani. Ha bitti. Ne oldu? Şimdi 6. versiyonu bekliyoruz. Bravo. Yani sonuç itibariyle bir çözüm var. Ben o zaman dedim ki, hocam böyle bir şey oluşursa bu teknolojidir. Dolayısıyla bunun sonuna bir şey eklenir ve bir şekilde çözülür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tarafta bizim yapmamız gereken şey insanları kısıtlayıp bir yere sıkıştırmak değil, koca ülkenin domain işi gibi son derece böyle sanal, yani sanal lafını ben çok sevmem ama burada çok doğru bir laf, sanal bir assetini, anlatabiliyor muyum? İnsanlara ulaştırabilmemiz lazım ki. Mesela TV uzantıları yüzünden adamlar dünyanın parasını kazandılar ya. Değil mi? Türkiye'de niye Com.tr için işte insanlara satalım da kullanabilirim diye. Atif Bey, esas ben bunu sormak istiyorum. Şimdi o tartışmadan önce hani bu TV niye pazar değeri kazandı? Com.tr'nin pazar değeri ne? Com'un pazar değeri ne? Bunlar nasıl haklar? Dünyada örnekler var mı böyle çok yüksek fiyatlara satılan, alınan nedir bunlar? Yani işin o tarafına bakıldığı zaman... Şimdi o tarafına bakmamız lazım. Çünkü alan adı yönetmenine giden yolda bu pazar değeri önemli bir değer arz ediyor. Hani bu neden önemli bir konu ki yönetmelikle şunda bunda çözülmeli, uluslararası kurallar işte WIPO falan devreye giriyor. Neden bu kadar marka tartışıyoruz? Bu neden gerekli? Şimdi nedir yani? Şunu söyleyeyim. Benim açımdan bakıldığı zaman ben ülkemin yararlarına bakarım. Ülkemin yararı benim açımdan alan adlarının insanlar tarafından teker teker kontrol edilmesinden ziyade bütün alan adlarının bir virtual asset olarak satılıyor olması. Ve bunun herkes tarafından alınabiliyor olması ve Türkiye'ye bu sayede para kazandırabiliyor olması. Çünkü şu anda dünya ekonomi üzerinden yürüyor ve ekonomi üzerinden yürüyorsa bu ekonominin bir parçası da virtual assetler. Virtual assetler cari açık kapatan assetlerdir. O yüzden biz bilişim sektörü olarak bastırıyoruz devam. Bilişim sektörüne bir şeyler yapın arkadaşlar. Bilişim sektörü ne kadar gelişirse o kadar başarılı olur. Niye? Bir koyuyorsunuz, on alıyorsunuz. Yani on alıyorsunuz ayrı bir konu. Nereden on alıyoruz ona bakmak lazım ama sonuç itibariyle öyle bir ihtimalin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden diğer sektörlerden farklı. Niye ülkeler bilişim sektörüyle bu kadar çok ilgileniyorlar? İşte bu sebepten ilgileniyorlar. O yüzden bizim burada bu virtual asset'i en değerli şekilde getirip mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde elden çıkarmamız lazım. Çünkü daha yeni bir virtual asset'lere yol almamız lazım. Yani, böyle bir şey var. Teşekkür.